Alo. Buyurunuz. İyi günler. İyi günler diliyorum. Bu ne güzel enerjik bir ses böyle. Teşekkürler. Aslında hiç enerjik değilim ama size öyle geliyor. Dedim ki benim sorunlarım var. Biraz da senin ablaya sorayım dedim. Kusura bakmayın, ben bir saat canlı yayına katılıyorum da nasıl konuşulacağını bile bilmiyorum. Yani çok heyecanlıyım. Neden kusura bakalım? Sen konuş, biz yardımcı oluruz. Bir kere biz burada biz bize sohbet ediyoruz. Kimse kimsenin kusuruna bir bakmıyor. Bir kahvelerimiz eksik. Kahve getiriyorsunuz çocuklar. Teşekkürler. Sizi var ya canı gönülden dinliyoruz şu anda. Neyiniz var? Niye canınız sıkkın? Ben 13 yıllık evliyim. Ben işte evliliğim süresi boyunca ben eşimden devamlı şiddet görüyorum. Ah canım. Oradan. Şimdi ben eşimi bıraktım, yani evimi ayırdım. Yani gece saat 12'de bizi dövdü, kapı yattı, burnumu falan kırdı. Burnum şu anda kırık, hava alamıyorum, nefes alamıyorum, söyleme sahip. Eli kırılsın Yani benim inşallah. durumum çok kötü. Hiç kimsem Ben çok kızıyorum böyle erkeklere. Yani ona erkek de demiyorum, hayvan da demiyorum. Hayvanlar çok iyidir. Mahlukat. Evet. nefes alamıyorum. Şimdi burnum pislik çalışmıyor, affedersiniz. Yani ne içiyor söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi canlı yayında? Hiç çalışmıyor yani. Biz tahmin edebiliyoruz Anladım. neler yaptığını. Peki kaç çocuğum Ne var? yapıyor bu? İçip içip size mi saldırıyor? Yani çalışmıyor, çalışmıyor deyince bana hep top atıyor, dövüyor sürekli. Kim bakacak size? Nasıl bakılıyor? Çoluk çocuk var mı? Ben burada işte temizliklere gidiyorum. Ay Onunla canım. geziniyorum. Hiçbir eşyamı da vermedi. Peki şey ne Çocuk yap? var mı Çocuk çocuk? var mı? İki tane çocuğum var. Biri işte 7. sınıfa gidiyor oğlum. Ah canım. 13 yaşında işte kızım var. 12 yaşında o da Ama 11 yaşında bunlar o da büyümüş orta bire gidiyor. çocuklar. 5'e gidiyor. Ya. Hiç, yani hiç kimseden bir destek görmüyor. Peki bir şey Ailen, söyleyeceğim. Bu hiç kimseden destek görmüyorum ailem, diyor. babam, Size işte bu ben şiddeti ta uygularken çocuklar evde genelini. oluyor mu? Tabii. Efendim? Size bu şiddeti uygularken çocuklar bu şiddete şahitlik ediyorlar mı? Yani Evet, evde evet, oluyorlar mı? evet. Kızım dedi anne ne olursun gidelim diye. Benim kızım elimden tuttu beni, çıkarttı gidelim ne olur diye. Ah yavrum ya. Peki anne baba akraba? Annem 19 sene oldu vefat edeli. Ondan sonra İşte. babam yeniden evlendi işte, kadın da hiç benim evime geliyor, söylemese hele için ben laf etmiyorum. Yiyor içiyor, ben oraya gidince de beni o eve koymuyor. Ya şu ülkede kadına şiddet ne zaman son bulacak ya? Dünyada ne zaman bulacak, son bulacak diye Bilmiyorum, konuşalım. benim yumruğum vurunca burnumu kırdı. Burnumdan hiç nefes alamıyorum. Çocuğum Sol bak, bak tarafımdan. dinle beni. Şimdi vakit dolayısıyla ben sana hemen anlatayım. Bir kere neredeysen oradaki belediyeye gideceksin. Şu arada kadınlara böyle el kaldırmak, şiddet sözle veya yazıyla son derece dikkatle inceleniyor. Herkes çok üzülüyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Ne yapabiliyorsa devlet sana yapacak. Adamı hemen boşayacaksın. Sonra da diyeceksin ki belediyeye, benim kalacak yerim yok. Bu adamın parası olmadığı için bana para veremez. Belediye size ya fakir yardımı yapacak ya sana bir iş bulacak ya bir yer açacak. Bir süreliğine işte orada kalırsınız. Çocukların da maşallah büyümüşler hiç olmazsa. Kızını yanından ayırma. Okuluna gitsin, okulundan gelsin. Oğlun da bir süre sonra büyümeye başlayacak. Yani babasına filan vurur. Allah korusun katil matil olur işte yani. Onun için o adamdan uzaklaşmalı. Seni rahatsız ederse, size büyük şeyler verirse, eğer sıkıntılar verirse polis var, devlet var, belediye var. Nereye kadar koruyabiliyorlarsa koruma alacaksın. Çok üzgünüm senin için. Eğer yapabiliyorsan başka bir şehre git. Bu adamdan uzaklaş. Orada iş bul. Oğlun da yaz aylarında, kızını genç kız olduğu için çok dikkatli olarak bir yere koy, bildik bir yere. Ve de bu şekilde bir 3-4 sene daha bunları bir 18 yaşına kadar getir. Çekme, burnunu bugün burnunu kıran yarın başka bir şeylerini kırar. Yapma çünkü benim kalbim dayanmıyor bu kadar üzüntüye. Çok üzgünüm senin için ama haklarını ara, gidebildiğin yere kadar gire, git. Tahmin ediyorum ki yani kalacak yerim falan olmayacak. Adamı oradan uzaklaştı. Bilmiyorum o evde kalabilir misin? Her türlü imkanı sana verecekler evladım.
Belediyeye git, yardım iste. Oldu mu canım benim? Yalnız ben sizin sesinizi alamıyorum. Sesiniz çok kısık kısık geliyor. Şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım mı? Niye? Sizin konunuz çok önemli ve çok mühim bir konu. Gerçekten ben dinlerken yüreğim acıdı. Size nasıl yardımcı olabileceğimizi yayından sonra, madem şu anda hani bütün konuştuklarımız da boşa gitti, yayından sonra mutlaka sizi arayacağız. Selin abla da bizzat senden de rica edeceğim. Tabii, ne olur yayından ederim. Sonra hemen gitmek seyircimizi ilgilenelim. Yani belediyeye git şimdi. Çok önemli bir konu hemen. Bu. Yani tabii hakkı aramak lazım. Arayabildiğin ama, yere kadar git ama bu adam tehlikeli. Bu şimdi sana bir sürü şeyler yapmaya kalkacak. Benim senden ricam, belediyeden alınabilecek bütün yardımları al. Ev yardımı da verebiliyorlar. Ne bileyim, yaşlıysanız filan mesela temizlik gönderiyorlar. Evini temizliyorlar haftanın iki günü ya da her gün yemek yapıyorlar. Çocuklar, belediyeden ben dahi çok büyük yardım aldım. Ve size şu kadarını söyleyeyim. Belediyeler eski bizim alıştığımız gibi boş vermiyor. Rica ediyorum, bu imkanları değerlendirin. Size bir para bağlanabilir. Sen çalışacaksın. Bir yerde yemek mi yaparsın, çaycı mı olursun? Bilmiyorum. Kendi kapasitene göre. Kızını yalnız dikkatli olarak. Belki kızın evde şimdilik daha 12-13 yaşında dedin, küçük. Abi işte okul dönüşü ama her ikisi de okuyacak. Sakın unutma bu sözümü. Kurtuluşunuz okumalarında. Peki biz hanımefendi biraz sonra tekrar arayacağız. Tamam. Belediyeler konusu dediklerin şöyle doğru. Sen hastalandığında değil mi çok büyük destek aldın yani. Ay çok. Hemşireler geldi. Biz hiç bilmediğimiz için istemedik. Haberimiz tabii bile yoktu. Ben şimdi aldım. Bazı belediyeler bu konuda çok hassas. Vallahi bilmiyorum. Yaşlıların evine mutlaka temizleyecek. Temizleyici gönderiyor. Yardımcılar gönderiyorlar. Hasta varsa onu yemeğini yapacak. Evet. Takım halinde geliyorlar. Evi tertemiz yapıp, ben almadım böyle bir şey. Şimdi ben bir yakınım için öğrendiğim haklarını şeyi kullanmaya çalışıyorum. Lazım. Evet. Evet ama bu mesele biraz çok da önemli mesele. Yani ki yayından sonra bir arayalım. Tamam olur. Tamam, bir memnuniyetle. Çünkü bizim program böyle bir program değil. Hadi dinledik, hadi hoşçakalın. Yok gidelim canım. Değil. Yani yüreğim o evde kaldı. Vallahi yüreğim evlat. O çocukta ağlayan hanımefendi de kaldı. Allah çok kimsenin yazık başına vermesin. Görüyorsunuz değil mi ne dertler var? Öyle dertler var ki kendi derdinize imrenirsiniz dinlediğinizde. Ama bu programı dinlediğimizde ne yapıyoruz? Özellikle gençler izliyorsa her biri altın niteliğindeki sözlerini kulağınıza küpe yapın. Kardeşlerime çok teşekkür istemiyorum. Ederim. Sağ olun. Evet. Bazen anne babamızın sözünü dinlemeyiz ama bir ablayı gördüğümüz zaman bize sıcakta gelirse hele onun sözünü mutlaka dinleriz. Gençler, eş seçerken çok dikkat edin. Kendinize bir hayat seçiyorsunuz çünkü.